Değerli konuklar, bizleri internet başında, sosyal medya üzerinden izleyen bütün izleyicilerimizi arıyorum. Mübarek Ramazan gününüzü de kutluyorum. Efendim, bu akşam değerli bir konumuz var. İş insanı ve eski Dikmen Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Yüksek ile birlikte Türkiye gündemini, Gerze'yi, Sinop'u masaya yatırmak istiyoruz. Onun için bu akşam canlı yayında şu an sosyal medya üzerinden sizlere hitap ediyoruz. Ve ben hemen sözü burada beklemekte olan değerli konuğum Hüseyin Yüksek'e yönetmek istiyorum. Sayın Yüksek, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mete Bey, sizlerin şahsında vesilenizle Gerze Gündem gazetesi sahibisi Mustafa Yoğurtçu'ya, Vitrin Haber Serhat Özşahin'e, Sinop Ajans Deniz Özen'e, Erfelek Güncel ve Erkan kardeşime, Gerze'nin Sesi Fatih Uysal Bey'e, Boyabat Manşet, Rahman Cangül'e, Ali Koca'ya çok teşekkür ediyorum bu akşam birlikte olmaktan. Sizlerle hakikaten gurur duydum, onur duydum ve güzel bir program, güzel bir tartışma programı. Yani biz sohbet edeceğiz, insanlarımız, hemşerilerimiz bizi izleyecekler, dinleyecekler, sormak istedikleri sorular olacaklar. Tabii. Biz de bildiğimiz tecrübemizin erdiği kadar ve kırmadan, dökmeden, ki insanlarımızı üzmeden cevap vermeye çalışacağız. Bu vesileyle ben size Mete Bey özellikle başta çok teşekkür ediyorum. Bütün gazeteci arkadaşlarımızın da bu vesileyle şükranlarımı arz ediyorum. Hüseyin Bey, isterseniz Türkiye'nin gündeminde, evet, günlerde İstanbul seçimleri var. Gündemde olduğu için söylüyorum. Biliyorsunuz Sayın İmamoğlu kazandı, kazanmadı. O işte Yüksek Seçim Kurulu son anda itiraz oldu AK Parti'nin ve şeyler iptal edildi. Seçimler 3 Haziran'da. Şimdi tekrar bir seçim olacak. Gündemde de bu olduğu için işte doların fırlaması, işte yükselmesi diyelim, daha doğrusu tabiri kullanmayalım, yükselmesi, doların yükselmesi ekonomi bir sıkıntı soktu zaman zaman. Şu an çok şükür yine indi herhalde. Evet, dolarda bir iniş var. Evet, siz İstanbul seçimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bizim burada bir siyasetçi, bir iş insanı olarak burayla ilgili çok böyle teforatımız olmaz. Yani şöyle, Yüksek Seçim Kurulu bununla ilgili özellikle 31 Mart'ta İstanbul seçimleriyle ilgili bir şahibi olduğunu ve burada da sandık başkanlarının ve sandık görevlilerinin görevlerini çok icra etmediğiyle ilgili ve 256 sayfalık bir gerekçe yayınladı. Ve bu gerekçenin neticesinde de 23 Haziran'da tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenilenmesinin doğru olabileceği kanaatini 7 üyeye olumlu ve 4 üyeye red olmak suretiyle karar verdi. Ben hak yerini vurulacaktır diyorum. Milletimizin takdiri. Yani 16 milyon nüfuslu olan bir İstanbul'da insanlarımız buna teveccüh edecekler ve doğrunun ne olduğu, kimin gerçek manada bu göreve gelmesi gerektiğiyle ilgili İstanbullular buna karar verecektir. Ve biz tabii burada bizi en çok ilgilendiren mesele aslında hadise şu. İstanbul seçimleriyle alakalı ekonominin çok böyle oynar bir şekilde olması, ekonominin bir anlamda çarpıtıcı halinin devam etmesi bizleri üzmektedir. Haliyle insanlarımızın üzülmesi de bu sebeptendir. Bizim temennimiz ve isteğimiz ivedilikli özellikle. Şimdi 23 Haziran seçimlerinden bir an önce yapılıp ekonominin daha güçlü, daha belirgin bir hale gelmesidir ki insanlarımızın huzur ve mutluluğu bizim seçimlerden de daha çok önemlidir. Son olarak da ifade etmek istediğim şudur. Hak neyse yerini bulsun diyorum ben Mete Bey. Evet. Peki. Doğru olan da bu çünkü. Biz Gerze'de yaşıyoruz. Evet. İstanbul'u geçtik, Gerze'ye geldik. Ben de Gerze'de yaşıyorsunuz. Buraya bir güzel turizmle ilgili güzel bir kazanım elde etti, evet, Gerze. Ve siz Gerze'de yaşıyorsunuz. Zaman zaman İstanbul'da bulunuyorsunuz. Evet. Geliyorsunuz şeydi. Burada da bir değişim oldu Gerze'de. Evet. Yani 10 senelik bir Beloğlu döneminden sonra yine bir öğretmen olan Meslektaşlarım, evet, Sayın Cevat Şensoy geldi. Evet. Tabii ki daha yeni, yani bir şey gösteriyor ama siz
Bir beklentileriniz var mı yani Gerze için bir veya bir projeniz var mıydı sizi mesela ne olsun isterdiniz Gerze'de de daha önceki başkandan veya şimdiki belediye başkanımızdan Gerze'de gördüğünüz bir eksiklik var mı yani sizin kafanızda olan bir proje mesela geldiniz bakın ne güzel otel yaptınız. Evet. Bak. Değil mi? Yani Sinop turizmi de dolayısıyla bağlı. Tabii tabii etki ediyor yani. Evet. Yani böylesine bir yatırım, bir proje Gerze'de ne düşünürdünüz? Şimdi tabii Mete Bey özellikle şunu ifade edeyim. Osman Bey, Sayın Osman Bey özellikle 10 senelik Gerze'de bir belediye başkanlığı yaptı. Yani iyi ve kötüsüyle bu ilçeye, bu kente bir hizmet etti ve çok ciddi de hizmetleri olmuştur ve ciddi de insanlarımızın talepleri noktasında çok desteklediği ve milletimizin talebine cevap verme noktasında çok farklı girişimlerde bulunmuştur. Nihayeti bu ilçenin belediye başkanlığı yapmış ve Atı Şinas ve bir kesim insanımızın, hemşerimizin de teveccüh ettiği bir belediye reisiydi. Burada tabii 30 Mart'ta tekrar Gerze halkına teveccühüyle Cevat Hocamız Cevat Şensoy Adalet Kalkınma Partisi'nin adayı olmak suretiyle seçildi, göreve geldi ve başladı. Burada en önemli olan husus şu. Neden bir 10 sene sonra veya bir 15 sene sonra, 20 sene sonra bir değişime halkın, Gerze halkının ihtiyaç duyduğu meselesi? Orada da ortaya çıkan kanaat ve talep şu. İktidar partisinin Gerze'de neyi verebileceği ile alakalı bir durum. Yani vatandaşımız şuna baktı ve biz zaman zaman siyaseten de insanlarımızla, hemşerilerimize bir araya geldiğimiz noktada ifade ettikleri şu. Biz iktidar partisinin Gerze ilçemizde olmasını ve belediyesinin iktidar partisinin olmasını istedik ve devletin ve hükümetin imkanlarından faydalanmak istedik. Bu anlamda da Cevat Hoca'nın da parantez içerisinde hakikaten işi bir anlamda zor. Çünkü halkın beklentisi çok. Demin de ifade ettiğiniz gibi Cevat Hoca da öğretmen bir abimiz, Osman Bey de öğretmen bir abimizdi. Ancak belediye başkanlığı haliyle çok atılgan, girişken, konuşkan, kucaklayan, tuttuğunu koparan bir yapının mesleğidir aslında. Ben ümit ediyorum Cevat Hocam'ın başarılı olacağını düşünüyorum ve içinde Gerze ilçesine ciddi manada yatırım yapma ve Gerze ilçesinin ihtiyaçları talebi noktasında da bu taleplere cevap vereceği kanaatindeyim. Çünkü milletimizin hakikaten bu anlamda beklentisi Cevat Hoca'dan çok. Yani diğer anlamda işi zor. Yani hükümetin ve devletin desteğini Gerze'de ve Gerze ilçesinde Gerze halkının üstünde hissettirmesi lazım. Bu da nasıl olacak tabii? Yani bu sokaklarda kaldırım yapmakla, ağaç dikmekle değil. En başlıca temel sorunu olan, tüm Türkiye'de problem olan bir konu var ki Gerze'de daha çok baş kaldırmış bir konu. İşsizlik, istihdam alanlarının oluşması. Bunların oluşturulması ve bunların tekrar meydana gelmesindeki en büyük destekleyici unsur AK Parti, hükümet ve devlet. Bu anlayış geldiği 31 Mart'ta yerini buldu halkın teveccühüyle ve özellikle işsizliğin çözümü noktasında Cevat Hocamıza çok iş düşüyor, sevgili başkanımıza. Biz tabii iş insanı olarak ben geçmiş dönem belediye başkanımız ve abimiz Osman Bey Özcan'ın şahsından talepler olurdu. Ki belediye başkanları, Mete Bey siz de bilirsiniz ki buradaki arkadaşların hepsi bilir, ben de belediye başkanlığından geldim. Siyasetçi iş dünyasıyla her zaman ilişkili haldedir. Fikir, düşünce, destek anlamında. Yani bir belediye başkanı ilçede iş yapan ve o ilçeye nüfusuna kayıtlı olan ve o ilçenin mensubu olan veya Gerze'de olmasının anlamı yok. Sinop'ta oturmasında bir anlamı yok. İstanbul'da, Ankara'da oturan iş adamlarından destek ister. Ne yapar? İşte yaptığı projelerle ilgili destek ister. Bu anlamda da Osman Bey'in benden birçok desteği olmuştur. Ve ben her zaman kendisine gücüm nispetinde, ekonomimin müsait ettiği ölçülerde destek vermişimdir. Yani bunu destek verirken de yani ben işte Osman Bey Özcan'la Cumhuriyet Halk Partili, o AK Partili, bu MHP'li düşüncesiyle değil. Benim Gerze ilçesi benim mahallem, benim ilçem, doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşantımızı, geleneğimizi, örfümüzü, adetimizi sürdürdüğümüz bir ilçemiz. Haliyle buradaki yaşayan tüm 17 bin nüfuslu insanımız, hanımefendi olmak üzere, beyefendiler, gençler, bizim canımız. Aynı kandan geliyoruz biz. Baktığınız noktada zaten köke dayalı hepsiyle Gerze ilçesinde bir kan bağımız, bir akrabalık hukukumuz var. Bu vesileyle
Osman Bey benden destek istediği esnada ben destek verdim. Yarın Cevat Hoca, Cevat Bey, Cevat Başkan'ın da benden destek istemesi noktasında ben Cevat Bey'e de destek vereceğim. Yani yapacağı festivallerde, ilçede yapacağı olan projelerde her yerlerde destek vereceğiz. Çünkü bizim için belediye başkanının bu çok önemi yok. Bizim için halkın ihtiyaçlarına ve taleplerine ne kadar cevap veriyor ve o talebe noktasında da projelerdeki düşünceleri ve duygu ve düşüncelerinin oradaki ciddiyeti ve samimiyeti önemli. Kim olursa olsun belediye başkanı önemli değil. Ama biz iş dünyası olarak ve ben diğer iş adam arkadaşlara da her zaman şunu ifade ediyorum arkadaşlar. Yani halkın teveccühüyle farklı partiler göreve gelebilir. Farklı partilerin adayları göreve gelebilir. Burada problem yok. Halkın görüşüne özellikle bu iradeye saygı duymak zorundayız. Yani bizlere düşen seçilen belediye başkanının yapacağı projelerde bizim ona karşı olan samimiyetimiz, onun da yapacağı projelerdeki samimiyetidir. Bu neticede de bize bir talep, bir isteği olduğu noktada biz desteği veririz. Bu anlamda da ben Cevat Hocam'ın da şahsından bir destek talebi geldiği noktada ben her zaman destek vermeye hazırım. Çünkü burası ne Sayın Cevat Şensoy'un, ne Sayın Osman Bilozcuklu'nun, ne de diğerlerinin. Burası 17 bin nüfuslu insanların. Hepimiz bu memlekette yaşıyoruz. Bakın, demin de ifade ettiniz. Böyle güzel bir tesis yaptık. Böyle insanlarımız faydalanır. Görüyorsunuz, yoğun bir kalabalık var. İnsanlarımız çayını, kahvesini içmeye geliyor. Konaklamaya geliyor. Ve bugün bu programı yaptığımız bu salonda birçok genç kardeşimizin düğünü olacak. Ne kadar hayırlı bir ev sahipliği yapıyoruz. Ve dualarını alıyoruz. Her şey bir maddiyat, bir makam değil. Yani bunlar bizim için gelip geçici. Biz bunları, bu elde ettiğimiz imkanları milletimizin huzuruna ve milletimizin takdirine ne kadar sunuyabiliyoruz? O önemli olan. Yani diğer anlamda son olarak söylemek istediğim, ben her zaman siyasetçinin yanında olmaya, destek vermeye hazırım. Benim bir makam sahibi olmama gerek yok. Benim gücüm ve imkanım varsa, yeterliyse, ben zaten bunu ilçemde ve buradaki bütün şahsıma karşı tüm STK'ların kurum olmak suretiyle, vatandaşlarımız olmak suretiyle her zaman destek veriyorum. Ve destek vermeye de hazırım. Özellikle gençlerimizle ilgili sosyal aktiviteler ve farklı projeler yapılması yönünde. En büyük talebim de budur. Çünkü biliyorsunuz memleketin başlıca sorunlarından bir tanesi uyuşturucu. Yani uyuşturucu, gençlerimiz neden uyuşturucu batağına düşer? Boş kaldıklarından veya bir huzursuzluk, bir mutsuzluk çemberinin içinde olduklarından dolayı bir huzur arama gereksinimi duyarlar. Ve bir mutlu olmak isterler. Ama orada karşı tarafta zihniyeti bozuk, akniyetli insanların konuştuğu iki kelimeyle bir farklı, bir daha kurtulamayacakları ve ömür boyu bedenlerinde, zihinlerinde, özellikle altını çizerek söylüyorum, itibarlarında zede oluşabilecek bir, demin de ifade ettiğim gibi uyuşturucu bataklığına düşebilirler. Bizim işte buralarda etkin olmamız lazım. Buralarda bu gençlerimizin daha çok böyle doğruya, iyiye, gelecek hedeflerinde başarılı olabilecek projelere imza atmamız lazım ve o projeleri meydana getirmemiz lazım. Bu vesileyle Gezze Belediyesi milletindir. Biz de milletin emrindeyiz. Bir makama sahip olmamız gerekmiyor yani bu anlamda. Bu noktada gençlerin uyuşturucu illetine düşme anlamında en büyük şeyin işsizlik olduğunu söylüyorum. Tabii işsizlik Deniz Bey. Şimdi Silop geneline baktığınızda, bütün belediyelerin projelerine baktığınızda, evet. Sizce bu işsizlik sorununu çözecek projeler görebiliyor musunuz? Şimdi şöyle ifade edeyim. Tabii çok yakın bir zamanda, yani 2 ay gibi bir süreç geçti 31 Mart yerel seçimlerinden. Birçok ilçemizde belediye başkanı ve il belediye başkanı değişti. Parti olarak değişmese bile kişi olarak değişti. Tabii şimdi belediyeleri özellikle şu anda yaptıkları veya yapacaklarla ilgili yargılamak veya bunlarla ilgili söylemlerde bulunmak için çok erken. Ben her zaman şunu söylüyorum, beklemek lazım, görmek lazım ve izlemek lazım. Ne kadar izlemek, ne kadar görmek lazım? En azından bir sene gibi bir süreç izlemek lazım. İzlerken de tribüne çıkıp da yani onların o başarısızlığını, meziyetsizliğini gülmek için değil. Bu bir defa zaten ben bu memleketi seviyorum, ben Sinopluyum, Gezzeliyim diyen hiçbir insana yakışacak bir
tabir ve tutum değil, karakter de değil. İzlersiniz, baktığınız bir sene hakikaten gençlere yönelik, özellikle toplumun arzuladığı, toplumun beklediği, ihtiyaç duyduğu. Yani bunlar nelerdir? Eğitimden, sosyal hayattan ve İslam alanlarıyla ilgili. Baktığınız bir çözüm üretemiyor, bir ortaya bir şey koyamıyor, orada devreye girmeye başlarsınız. Ve dersin ki ya bakın, Sayın Başkan, burada beklenilen gençlerimizin, hanımefendilerin, beyefendilerin beklediği projeler var. Hayatlarını daha huzurlu, mutlu kılabilme adına. Bunlarla ilgili düşünceniz, tasarrufunuz nedir? Planınız veya koordinasyonunuz nedir? Burada artık devreye girmeye başlasın ama çok erken bir zaman. Yani beklemek, izlemek derken Kasım Bey zaten buydu. Bekleyelim, bir sene görelim. Belediye başkanı olan arkadaşlarımız ve büyüklerimiz neler yapıyorlar, neler yapacaklar, düşünceleri nelerdir, ondan sonra iş insanları. Yani sadece Hüseyin Yüksek olarak ben değil, bakın, bu memleketin insanına karşı, şu coğrafyaya, Sinop vilayetine karşı samimi olan, bu Sinop'ta yaşaması önemli değil, İstanbul'da, Ankara'da ve diğer vilayetlerde yaşayan, ekonomik anlamdan belli bir potansiyele ve güce gelmiş olan bütün iş adamlarımızın bu konuda duyarlı olması lazım. Yani ben bunu defalarca farklı konularda ifade ettim. Söyledim. Yani biz birilerinden yani seçilebilir, halkın teveccühüyle göreve gelebilir ama başarma olayında problemler yaşayabilir. İlçe veya il belediye başkanı, ilçelerin veya il belediye başkanı yaşayabilir. Ama burada ona çıkıp da bir sokak malzemesi, sokak ağzıyla efendim oturup bir yerde yani çok farklı bir tabir kullanacağım. Dedikodu yapmak suretiyle de bu memleket olan samimiyette gösterilmez. O samimiyet yapılması gereken eksik olan ve beklenen projenin şunlar şunlar olduğunu ifade edersiniz. Kişiye söylersiniz ki bunu birkaç sefer daha tekrarla söylersiniz. Ondan sonra eğer sizin dediğiniz noktada bir tekrar bir samimi duruş yoksa bununla ilgili iş dünyası olarak gelirsin bir araya. Bunu bir dernek, bir vakıf adı altında yapabilirsiniz mesela. İş dünyası demişken Sinop'ta, Sinop'la olup da dışarıda evet. Ciddi işler yapan yüzlerce iş adamları. Peki şimdi biz bu kadar gazeteci toplandık. Sizinle canlı yayın yapıyoruz. Evet. İnsanlar kafasında şu soru işareti oluşabilir. Hüseyin Yüksek'in amacı ne? Biz neden buradayız? Ya da şu anda dinleyenler Hüseyin Yüksek'i neden dinliyor? Hüseyin Yüksek gazetecileri neden topladı? Evet. Bu kadar iş adamı dururken, kimse ağzını açmazken, seçim zamanı, seçimden önce, seçimden sonra, kimsenin etliye sütlüye karışmadığı bir dönemde, herkesin işine baktığı bir dönemde, Hüseyin Yüksek'in tam olarak amacı ne? Çabuk girdin, çabuk. Ben o konuya gelecektim. Girdin, evet. Arkadaşımız girdi. Evet, doğru diyor. Yani herkesin bir beklentisi var. O beklentiye bir cevap vermek gerekiyor burada. Evet. O açıdan siz... Şimdi... Yani şeye de girmediniz Hüseyin Bey, siz bu sefer seçimde de hiç aday evet. söz konusu olmadı, girmediniz falan. Yani iş insansınız, yatırımlar yapıyorsunuz böyle. İleriye dönük bir şeyleriniz var mı? Yani milletin şeyi odur herhalde. Ben şimdi evet. gelen notları göremiyorum arkadaşlardan. Sizler gö- Ama tabii ben özellikle şunu Mete Bey, özellikle istirham ediyorum. Bakın burada 8 tane gazeteci arkadaşımız var ve hepsi sosyal medyalarından yayın yapıyor bildiğim kadarıyla. Ben vatandaşlarımızın sorduğu soruları sizin bana sormanızı istiyorum. Bakın yani bunlar çok önemli. İnsanlarımızı tabii sorabilirsiniz. Yani sırayla birbirine. Şimdi bakın biz burada bir sohbet ediyoruz, bir konuşuyoruz. Doğaçlama ve doğal olarak ve hemşerilerimizin de milletimizin de bizi izlemesini de istiyoruz. Yani bu böyle. Şimdi Deniz Bey'in sorusunun devamında Sayın Moderatör'ün de devam ettiği hususu çok iyi anladım. Şimdi Mete Bey konu şu. Neden Hüseyin Yüksek yapıyor bunu? Şimdi ben tabii hem işim gereği hem belki kısmen merak veya ticaretimle alakalı birçok vilayeti ve Avrupa'nın birçok ülkesini gezdim ve dolaştım ve benim en çok merak ettiğim şey kültürel varlıkların korunması. Yani o örf ve adetin yaşatılmasındaki geleneklerin zenginleştirilmesi noktasında orada gittiğim ülkede veya gittiğim illerde insanlar neler yapıyor buna bakıyorum ben. Ama genel olarak da baktığımız noktada Sinop'la ilgili bakıyoruz. Mesela bu şöyle bir toplantı Sinop'ta olmamıştır. Bunu kastediyorsunuz herhalde anladığım kadarıyla değil mi? Peki bunun olmaması ve
Ne kadar güzel. Bunu diğer siyasetçilerimiz, iş adamlarımızın yapması gereken bu konu. Sinop'un, tabii, yani Sinop'un, Gerze'nin, Durağan Erfelek ve diğer tüm ilçelerimizin, Dikmen'in tanıtılması, konuşulması, burada bir tartışma ortamı yaratılması, güzel muhabbetlerle, kimseyi kırmadan, dökmeden, insanları veya siyasetçileri, iş adamlarını hedef almadan, burada memleketin sorunları, memleketin örf ve adetleri, kültürel mirasları konuşulmuş olması ne kadar fevkalade bence bir zenginlik. Yani bunu neden ben yapıyorum? Ben istiyorum ki diğer hemşehrilerimiz ve siyasetçilerimiz de yapsın ve konuşalım. Milletimiz izlesin. Milletimiz yani diğer anlamda da hakem konumuna geçsinler. Ben tabii birçok illerde görüyorum bu tartışma programlarını ve memleketleri tartışılıyor, örf adetleri tartışılıyor, kültürel zenginlikleri tartışılıyor ve ben bundan sonra bunu bir gelenek olarak devam ettirmek istiyorum. Bütün herkesin halka açık olması gerektiğinin bir mesajı olarak beğendim. Şeffaf olacaksınız arkadaşlar. Bakın şeffaf. Yaptığınız siyasetse, ticaret ise her şeyde hesap verilebildiğiniz olacak. İnsanlar kendi kendilerini evde, çok özür dilerim, hanımefendi beyine, beyi hanımefendiye soru sormayacak veya bir sokak dedikodusu, sokak jargonuyla insanlar aralarında konuşmayacak. Konuşulacaksa bu arenada konuşulacak. Cevap, soru buralarda sorulacak ve cevap buralarda verilecek. Doğru olan budur zaten. Yani bunun dışında yapılan söylemler samimiyetsizdir, ciddiyetsizdir. Ben buna böyle bakarım. Ama Sinop niye olmasın? Şimdi bakıyorsunuz Trabzon her yerde var, Rize her yerde var, Sivas her yerde var. Fevkalade güzel. Adamlar illerini temsil etme noktasında ciddi bir gayret gösteriyor. Ortaya iyi bir performans koyuyor. Peki Sinop niye yok? Niye Sinop olsun? Sinop olmasa ne kadar güzel. Sinop'u konuşuyoruz. Bakın bugün şu sosyal medyalarınızda. Sinop'un dışındaki vatandaşlarımız da izliyor. Hemşehrilerimiz de izliyor. İzlesinler ne kadar güzel. Diğer sorunuza gelince, Mete Bey ben siyaset düşünmüyorum. Bakın, ben ne genelde, yani ne milletvekilliğiyle ne de yerelde siyaset düşünmüyorum Mete Bey. Ben işlerimi biraz daha büyütmek istiyorum çünkü farklı girmiş olduğum birkaç tane daha projem var. Ben projelerimi hayata geçirmek istiyorum. İnsanlara istihdam alanları oluşturmak istiyorum. Ve insanlarımızdaki şu özellikle son 3-5 senedir o huzursuzluğun, mutsuzluğun ki işsizlikten kaynaklanan bir nevi yüzdelik orana baktığımız zaman işsizlikten kaynaklanan bazı problemler bertarafı için ticaretime ve işlerime biraz daha çok zaman ayırmak istiyorum. Bu anlamda bakın ne önümüzdeki yapılacak olan genel seçimlerde milletvekili adayı olmayacağım. Ne de yerel seçimlerle ilgili bir düşüncem yok. Ve zaten şunu da özellikle ifade edeyim. Bu sorunuzun meselesiyle şunu da anlatmak istiyorum. Örneğin Sinop'la ilgili konuştuğumuz noktada, Sinop'ta biliyorsunuz ikinci dönemi yapıyor Sayın Doktor Nazım Maviş. Fevkalade de özellikle son 7 senedir iyi bir başarılar var arkadaşlar. Bakın. Ben yerel yöneticiyim. Yani belediyecilik yaptım ve üniversite eğitimimde belediye üstüne. Ve yüksek lisansı yaptım ben. Doktora yapacağım ben de. Ama baktığımız noktada ben Nazım Bey'in hakikaten fevkalade çalışmaları var arkadaşlar. Ve işi bilinçli yapıyor. Tüm 8 ilçe 1000 il merkezi olmak suretiyle bütün eksiklere, talep edilen projeleri bir bir hayata geçirmek için bir mücadele veriyor. Ben Nazım Bey'in danışmanı değilim. Başarılı buluyor musunuz? Ben Nazım Bey'in, oraya geleceğim bir tabii. Ben Nazım Bey'in danışmanı değilim, sözcüsü de değilim ama ben nihayetli bir Sinop nüfusuna kayıtlı. Sinop'un bir insanıyım, bir evladıyım. Ama ben doğruya da doğru, yanlışa da yanlış demesini bilen birisiyim. Ki bunları da zamanda birçoğunuz şahit oldunuz ve yaşadık. Ama Nazım Bey konusuna gelince, Nazım Bey hakikaten başarılı bir adam. Bakın, Ankara ile ilişkileri çok fevkalade iyi. Cumhurbaşkanı ile çok güzel ilişkileri var. Binali Bey ile çok güzel ilişkileri var. Birebir şahidim. Özellikle son bu demin 23 Haziran'ı konuştuk. 23 Haziran'da İstanbul'da yaşayan Sinoplu hemşehrilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının kuruluşlarıyla teması noktasında Nazım Maviş'i Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiğini bizzat bilenlerdenim. Ve Nazım Bey Güvenci Cumhurbaşkanı tam. Binali Bey ile zaten aileyle, yani Yıldırım ailesiyle Nazım Bey'in teşekkür mesaileri çok iyi. Aileyle, Binali Bey'in evlatlarıyla ve kardeşleriyle olan hukuku çok çok iyi. Bu anlamda da yani şunu söylemek gerekiyor. Bakın Nazım Mavi Sinop için bir şans. Sinop için bir şans. Şimdi demin Mete Bey siyaset düşünüyor musunuz dedi. Şimdi
Siyaset arkadaşlar, Hüseyin Yüksek milletvekili olacak diye mi bakacağız bu işe? Şu andaki siyasetteki olan insanların başarısını devam ettirmesi için mi destekleyeceğiz? Baktığımız noktada memleket olan sevgi, insanlara olan saygı hangi çerçevede korunmalı? Bunu tecrübe edilmiş siyasetçilerimiz var şu anda, değil mi? AK Parti'den bahsediyoruz. AK Parti'nin milletvekili var. 7 senedir milletvekili yapıyor, doğru mu? Ama bakıyorsunuz, bu manada başarılı. Bu manada tüm Sinop toplumunun, hem İstanbul'da ve diğer vilayetlerde yaşayan ve Sinop'ta yaşayan insanların taleplerine cevap veriyor. Sonra son zamanlarda yakalanan bir uyum var arkadaşlar. İl Başkanı Sayın Uğur Giros'un, Meclis Başkanı Sayın Yakup Üçüncüoğlu ve Nazım Maviş'in birlikte olduğu bu üçlü siyaset insanı mükemmel bir uyum yakaladılar. Ve Sinop'un tüm ilçelerinin köy sorunları, merkez sorunları olmak suretiyle fevkalade çalışıyorlar ve uğraşıyorlar, mücadele veriyorlar. E şimdi burada ben bir milletvekili olacağım diye böyle bir uyumu bozmak veya farklı şekilde aday olmak bana göre çok samimiyetli gelmiyor. Ama şu da var yani. Yani aday olacak insanlar, milletvekiline aday olacaklar, ne yapabilecekler şimdi? Yani Nazım Bey'den daha farklı ne yapabilecekler? Veya Uğur Bey'den daha farklı ne yapabilecekler? Yani şimdi bunları konuşmak da... Şimdi bakın, ben Gerze ile alakalı bir şey söylemiştim Mete Bey. Bakın. Dedim ki, Ahmet Burma ile ilgili konuşmuştum, İl Genel Müdürlüğümüzle ilgili. Dedim ki, arkadaşlar, ben tecrübenin devamından yanayım dedim. İzzet Bey o zaman İl Genel Müdürlüğüne aday değildi. İzzet Bey de İl Genel ilçe başkanından gelen bir siyaset adamıdır. Onun da başarılı olduğu birçok alanlar vardır. Ben özellikle şunu söyledim, İl Genel Meclisi köylerim için önemli dedim. Bakın. Konuyu değiştirmek istemiyorum ama buradan ilave yapmak istiyorum. Neden? Bir dönem Ahmet Burma ilgilenme süreliği yaptı Gezi'de. Nihayetinde kurumları, meclisin yapısı ve çalışmasını öğrendi. Ve nihayetinde çok muazzam bir tecrübeye ev sahipliği yaptı. İkinci dönemi yaptıracaksın bu adama. İkinci dönemi bu adamı yaşatacaksın. Yani devam ettireceksin. Neden? Esas hizmet zamanı o zaman. Samimiyse o da. O zaman başlayacak ve bunu söyledim. Çırak usta. Tabii, çırak usta. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bakın, kendisi çıraklık dönemi dedi, kalfalık dönemi dedi, ustalık dönemi dedi. Ustalıktan sonra bir yer yok, bilmiyorum bundan sonra ne olacak. Ama baktığımız noktada ben bir makamda bulunan insanların, yani ben şimdi makam sahibi olmak için tutup da bir yere aday olup da orada bir akarsu olan bir gereği bulandırmanın anlamı yok. Ben bunu sanmayı bulmuyorum. Evet, bugün başarılı bir il başkanı var. Neden? Geçmişte AK Parti üstünden konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşacağız. AK Parti üstünden baktığın noktada 2001 tarihi itibariyle partinin kurulumundan bugüne kadar Sinop'un 8 ilçesi bir merkez olmak suretiyle siyaset yapmış, belediye başkanı olmuş, belediye meclisi olmuş, il genel meclisi olmuş. Bir sebepten dolayı küsmüş, partiye küsmüş ve kenarda kalmış insanları açık ve net konuşalım, Uğur Giresun bir araya getirdi. Ve mümkün mertebe hepsinin taleplerine, isteklerine bir konumda durmaları açısından her türlü şekilde taleplerine cevap veriyor. Şimdi, diğer anlamda son yapılan 30 bin Mart seçimlerinde bir 18 sayısı ortaya çıktı İl Genel Meclisi'nde ve bu memleketin sevdiği, benim de çok değer verdiğim, takdir ettiğim bir insan meclis başkanı oldu, Sayın Yakup Üçüncüoğlu. Bakın, burada o kadar güzel bir çalışma ortamı ve isimler meydana çıktı ki. Ama diğer olan ilgilenmesi süresi arkadaşlarımız, bunlar ayrı. Tabii bunlar da çok birbirinden değerli ama bu işin ana artelleri var arkadaşlar, ana başlıkları var baktığınız noktada. Yakup Üçüncüoğlu, Sayın Uğur Giresun, Sayın Nazım Maviş çok güzel anlaşabilen ve projelerin eksiklerinin üstüne giden ve Ankara ile özellikle Sinop arasındaki kurulması gereken bu köprüyü, bu teması çok iyi sağlayabilen bir üçlü. Şimdi burada efendim birilerinin bir makama sahibi olacak diye bir yerlere aday olması veya aday olması, bakın ben şahsen çok doğru bulmuyorum. Bu üçlüyü destekleyerek bu üçlünün ikisinin tekrar milletvekiline devam etmesini isterim. Örneğin Uğur Giresun da meclise gitsin. Nazım Bey'le beraber
iyi bir sağlam bir çalışmayı meclisten tekrar yapsınlar. Burada bir farklı bir... Erken değil mi? Nasıl? Uğur Giresun için bunu söylemek erken değil mi? Şimdi Uğur Giresun için erken... Bakın şöyle Deniz Bey, şimdi hiçbir şeyin erkeni geçi diye bir şey yoktur. Ben düşüncelerim aktarım. Bu benim şahsi düşüncelerim. Toplumda... Şimdi düşünce derken, bu benim şahsi düşüncem, evet. Benim yakıştırdığım bunlar. Doğrular bunlar. Ha, biz ne yapacağız iş insanıysak, demin de ifade ettiğimiz gibi samimiysek, biz bu insanların arkasında duracağız, destek vereceğiz. Bir şeyi ötelemek veya karıştırmak için bir şeyler yapmayacağız veya kendimizi bir yere getirmek için bir şey yapmayacağız. Bakın Gazze ile ilgili bir örnek verdim. Ben Osman Belozcuk'un çalışmalarını severdim. Gücü nispetinde çalışırdı. Evet, kiminin kalbini kırmıştır, kiminin gönlünü yapmıştır. İsteyerek veya istemeyerek ama bu ülkeye, bu kente bir şeyler yaptı bu adam. Bunu kimse görmemezlikten gelemez. Cevat Bey bir şeyler yapmaya çalışıyor, mücadele ediyor. Bunu da kimse görmemezlikten gelemez. Ve bunu da kimse yok hükmünde de sayamaz. Ben geçmiş dönemde Osman Bey'e nasıl destek veriyorsam benden talep ettiği noktada, Cevat Bey'in de desteği noktasına taleplerine cevapsız kalırsam, o benim samimiyetsizliğimi gösterir. Cevaplar desteğine de her zaman destekle vereceğimizi ifade ediyoruz. Diğer anlamda, bu benim demin Uğur Bey'le ilgili görüşüm şu, toplumsal bir mutabakat sağlandı Sinop'ta. Siz gazeteci olarak farkında değil misiniz bunun? Bakın, eyvallah. Gel Sinop ölçeğinde baktığımız noktada, demin de ifade ettim, partiye kırılmış, küsmüş olan insanlar bir araya geldi. Ve bir şey oldu. Mesela benim en çok hoşuma giden bir şeyi ifade edeyim. 90'lı yılların başında. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Bey'in gelmesinde, geleceği program belli olduktan sonra, Sayın İl Başkanı Uğur Giresun bizzat beni aradı. Dedi ki, başkanım, bizim belediye başkanlığımızı yaptınız ve biz sizi burada görmek istiyoruz. A protokolünde, bakın burada açık ve anlatıyorum. A protokolünde yeriniz var, bekliyoruz dedi. Ama ben farklı program olduğum için gidemedim. Şimdi bunu araştırdım. Diğer olan arkadaşları belediye başkanı, benimle aynı dönemde yapan arkadaşları aramış mı diye, hepsini de aramış. Şimdi arkadaşlar. Ama Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceğiz diye bir şey var. O zaman bu toplumsal bir birleştirme, toplumsal bir mutabakat değil mi? İşte mutabakat dediğimiz konu budur. Menfi düşünmeyen, şahsi düşünmeyen. Yani şimdi Hüseyin Yüksel'in yapısını Sayın Uğur Giresun bilmiyor mu? Atılgan, girişken bir adam olduğunu bilmiyor mu? Tedirgin olsa beni davet etmez her şeyden önce. Ve eğer diğer belediye başkanlığı yapmış arkadaşları çağırır ve diğer siyasetçileri çağırır, beni çağırmaz. Ama baktığım nokta herkes çağırmış. Bu benim kişisel görüşüm arkadaşlar. Buna sizler de olmak suretiyle katılırsınız. İzleyicilerimiz de katılır bilemem. Ama benim doğru gördüğüm budur. Yakıştırmam mıdır? Doğru gördüğüm budur. Olması gereken budur. Sizin şahsınıza ait bir görüş. Tabii bu benim şahsi görüşüm. Biraz sorular var mı? Şimdi varsa başkanım, alalım soruları. Evet. Başkanım, bana sıkça WhatsApp üzerinden de bir ton soru geliyor sizle ilgili. Beyaz Otel'i açtınız, Gerze'ye kazandırdınız. Evet. Yaklaşık 50 kişiye yakın kişiye burada iş istihdamı sağlıyorsunuz. Ama insanlar merak ediyor. Tüm Türkiye'nin olduğu gibi Gerze'nin de, Sinop'un da çok büyük bir işsizlik sorunu var. Özellikle gençler iş bulamadığı için Gerze'den dışarı gidiyorlar. Bu konuda Gerze ile ilgili gelecek planlarınız nedir? Bunları öğrenebilir miyim? Şimdi Kaan Bey, şöyle bir durum var. Bakın burada tabii bir yerel yönetim var, bir belediye var. Bu konuyla ilgili ben demin de ifade etmek istedim, aslında oydu. Gerze Belediyesi, Gerze Belediye Başkanlığı bununla ilgili bir teşebbüse geçecek. Ve hangi çeşit ve hangi alanda istihdam alanlarının oluşması ile ilgili harekete geçecek. Bize ihtiyaç duyduğu noktada ki biz desteğimizi esirgemeyeceğiz. Evet, Gerze'de işsiz olan, sayısı da fevkalade yüksek olan gencimiz var, insanımız var. Yani sırf gençlerle orantılamayalım bunu. Yaş hattı 50'de olan var, 40'da olan var, 30'da olan var, 25'de olan var. Burada Gerze Belediye Başkanlığı bununla ilgili bir koordinasyon çalışmasına geçecek ve bu çalışma noktasında da neler yapılıyor? Evet, biz bir ticari konsept yaptık. Gerze'de Beyaz Otel, Beyaz Kafe Restoran ve Beyaz Konferans Salonu, Düğün Salonu diye bir yer yaptık. Burada 52 arkadaşımız çalışıyor. Gerze'de bundan tamamı. Şimdi burayla ilgili tekrar bu işsizliğin çözülmesi noktasında, bakın ben bu konuda parantez içerisinde Gerze Kaymakamımızı çok takdir ediyorum. Çok seviyeli, düzgün bir devlet adamı.
Ve bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Örneğin, bir örnek verin diyeyim. Mesela yüksekokulumuza, yüksekokulun yurt sorununun giderilmesi için Gerizekalı Bakan Murat Bey çok ciddi bir performans harcıyor. Ve bununla ilgili de çok ciddi çalışmaları var. Takdir ettiğim bir devlet adamıdır. Ve severim kendisini. Neden? Benimle konuşması sıcak, yakın olduğu için değil. Ki herkese nasılsa benimle de aynı. Ama baktığım, izlediğim nihayetinde ben de devlet terbiyesi almış bir insanım. Ve her şeyden önce biz sokaktayız. İnsanların içindeyiz. İnsanları tanımamız daha rahat olabiliyor. Bu anlamda Kaymakam Bey'i çok takdir ediyorum ve Gezi için şanstır. Diğer anlamda da işsizliğin giderilmesi noktasında Gezi Belediye Başkanı bununla ilgili ivedilikle hareket etmesi lazım. Bununla ilgili projeler hazırlaması lazım. Yeterli kalmadığı noktada ben her zaman söylüyorum bakın. Gerze hususu, Dikmen hususu ve Sinop'ta. Ben hani çok ilçelerim buralar benim. Ama ben kendi ilçelerimde bana duyulacak talep noktasında kayıtsız kalmam. Ve hiçbir talebi de geri çevirmem. Ama ben gidip de bir kurumun işine de karışamam. Kendi başıma da iş çeviremem. Bir şeyler yapamam. Ama kurumlar bununla ilgili çalışmalarını yapar. Ama iş dünyasına destek duyarlar, ihtiyaç duyarlar. Ben her zaman desteklerim. Esirgemedim, esirgemem diye. Ama bunların, bu sorunların çözülmesi lazım. Gençlik Kolları Başkanı da izliyor şimdi. Onun için neler söyleyecek? Kimin? Doğancan. Doğancan sevdiğimiz bir kardeşimiz. Emeği vardır bu kentte, bu şehirde. Bir mücadeleleri vardır. Ya ben her zaman şunu söylüyorum. Bu memlekete bir çivi çakan bizim için önemlidir. Sevgimiz vardır, saygımız vardır. Yani. Ufa küçüğümüzse kardeşimizdir, büyüğümüzse yani abimizdir. Bana da bir mesaj geldi de, Sinop'un en büyük sorunu Sakarya Caddesi'nde oluşan trafik. Evet, o Sakarya Caddesi açık konuşayım. Saçma bir yapı yani. Öyle bir saçma yapı olmaz. Ben Barış Bey'in de bu saçma yapıyı bir an önce Sinopların sırtından kambur olan bu yapıyı alacağını düşünüyorum yani. Böyle bir şey olmaz. Siyasetini nasıl buluyorsunuz? Nasıl? Sinop siyaseti başarılı mı? Sinop siyasetini başarılı olduğunu söyledim. Ben de Sinop siyasetini başarılı buluyorum ve doğru buluyorum. Ama bak şunu da söyleyeyim. Mesela kaybedildi. Sinop merkezi. Ben Sinop'un genel durumunu bilemem Deniz Bey. Yani çok ilgilendim ama bana geldi soru neden kaybedildiğini, neden AK Parti'nin aldığını demin de ifade ettim. Yani halk değişim istedi. Halk değişim istedi. Değişim istedi. Peki. Net budur. Değişim istedi. Halk, bakın halk o kadar biliyorsunuz bununla ilgili İsmet İnönü'yle Atatürk'ün bir muhabbeti var. İsmet İnönü'nün Atatürk'e söylediği bir kelime var. Ben bu milletle harbiye giderim ama seçime gitmem diye. Halk o kadar adalet terazisini iyi koyar ki kimin nereye ne zaman getireceğini çok iyi bilir. Ama Sinop'la ilgili bir tasarrufum yok Erkan Bey. Ben yani çok ilgilendiğim bir yer, bir alan değil, bir de vazifem olmadığı için de çok da karışmak da istemem yani. Neden evet. Bunları yapıyorsunuz sorusunun cevabını Rahmi Tiryaki şöyle söylemiş. Memleket sevdalısı Hüseyin Yüksek. Ben seviyorum bu memleketi. Ben bir Suriyeli veya bir Afganlar gibi memleketimi terk edemem. Ben öleceksem de, yaşayacaksam da bu memlekette yaşarım. Zaten memleketini sevmeyen bir adam gelip de buraya ne böyle bir yatırım yapar, ne de farklı yatırımlar yapmayı düşünür. Ben şunu söyleyeyim Deniz Bey. Ben biri ağlarken mutlu olmam. Benim hayatımda çok böyle varlıklardan gelmedim. Ben de yoksulluklardan, fakirliklerden geldim. Mücadeleyle geldim. Kahrı, hüznü, yoksulluğu çok iyi bilirim. Ben bu memlekette çocuğunun cebine harçlık koyamayan kader, babanın kaderine ortak olan adamım ben. Ben bu memlekette çocuğuna iş bulamayan ananın gözünün yaşını silmeye talip olan adamım ben. Ben üstümde başında pantolonu gömleği olmadan bu memlekete mücadelelerle geldim ben. Benim bu an geldiğim durum aileden bana kalan bir miras değil. Ben de sokaklardan geldim. Mücadeleyle geldim. Bir de ona paralelde şunu söylemek istiyorum. Hüseyin Yüksek'le ilgili algı yaparlar ya, yok şöyleymiş böyleymiş. Bir tane de somut bir şey koyamazlar. Algıdan ve ön yargıdan başka bir şey değildir. Benimle oturup yarım saat, bir saat muhabbet eden, bir bardak çay içen hiçbir insan benimle dostluğunu bitirmemiştir. Ve benimle ilgili kanaatini de ortaya koymuştur. Ama baktığınız noktada dışarıdan veya uzaktan, yakından hiç beni tanımaz. Ben simasını bilmem, cinsiyetini bilmem, cinsini bilmem ama birçok insan konuşur. Gelecekler, benimle oturup konuşacaklar. Beni benden öğrenecekler. Ahmet'in, Mehmet'in ağzından değil. Bana şu memlekette bir tane insan Mete Bey ekmeğimle oynadı diyemez. Emeğimin karşılığını vermedi diyemez. İzzeti şerefimle oynadı diyemez. Bunu ispatladığı an ben ne bu memlekette dururum ne de bu hayatta dururum.
Şey derler mi peki, Hüseyin Yüksek fakir, kimsesiz öğrencilere burs veriyor diye diyebilirler mi bunu? Var mı? 110 tane öğrencim var benim Mete Bey. Fakir, kimsesizlere... Ben her veriyorum, her yıl veriyorum ve sayıyı da arttıracağım Allah'ın izniyle yani. Ben çok böyle para harcayan bir adam değilim ya. Benim çok sosyal faaliyetim yok. Ben çok gezen bir adam değilim. Ben tatil yapmam. Ben tatil nedir bilmem. Bana Bodrum'a kaç sefer gittim? Belki iki sefer gitmişimdir. O da zaten iş için gitmişimdir. Antalya'ya bir sefer gitmişimdir. O da bir davet üstüne. Tatil yapmam. Tatil nedir bilmem. Benim hayatımda tatil kültürü yok bir defa Mete Bey'e. Benim tatilim gerze işte yani. Çok yoğun birisiniz. Çok, evet. Bilmeyenler de var. Mutlaka herkes izliyor şimdi. Hüseyin Yüksek ne işlerle uğraşır? Ben inşaat ve gayrimenkul işleri uğraşıyorum. Otomotiv işiyle uğraşıyorum. İnşaat, ben devlette en ufak bir işim yok. Yani devletin taahhütlü kurumlarıyla işim olmaz. Devletten hiç en ufak bir ihale girmem. Çünkü branşım o değil zaten. Ben İstanbul'da ve Ankara'da inşaatlarım vardı. Ankara'da bitirdik, teslim ettik. İstanbul'da bitirmek üzere olduğumuz büyük bir projemiz var. %10'luk bir oranımız kaldı. Onu da teslim ediyoruz. Otomotiv işiyle uğraşıyoruz. AGR Motors vardı. Etiler'de şu anda yerimiz. Ama orayla da ortaklığı önümüzdeki hafta bitirmiş oluyorum. Ben inşaat ve gayrimenkul üstüne çalışırım. Başkanım, Erdoğan Şeref diye bir izleyicimiz yazmış. 2 yıl önce valilik aracılığıyla talep toplamıştık. Arsa beklenti, zemin çalışmaları yapıldı. Hatta tüm Türkiye'de TOKİ çalışmaları başladı. Bizde neden yok, bilir misiniz demiş. Nereyle ilgili diyor? Sinop'la. Sinop'la ilgili mi? Evet. Ben Sinop'la TOKİ ile ilgili bir çalışma olduğunu biliyorum. Yoğun bir çalışma var. Ya TOKİ zaten biliyorsunuz bir bölümünü yaptı. Evet. Sinop'ta Gelincik'te TOKİ evleri var. O arkadaşımız herhalde devamı gelecek mi anlamında soruyor ama TOKİ ilk etabı bitirdi yani Sinop'ta. Başkanım, İstanbul Bağımsız Belediye Başkanı adayı Vedat Öztürk, kendisi de Sinoplu, bu durumu evet. Okumamı istedi. Şunu yazmış kendileri. Çok güzel ve başarılı bir program yapmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Geç kalınmış bir program olmakla birlikte bunu gelenek haline getirmenizi istiyorum demiş. Niyetimiz o inşallah. Vedat Bey'e de buradan başarılar diliyorum. Kendisi de çok sevdiğim bir hemşerimiz. Evet. Kendisi de İstanbul Bağımsız Belediye Başkanı adayı. Tekrar aday oldu herhalde. Evet. Evet. Tabii o Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart'ta seçime giren adayların devamı noktasına karar verdi. Vedat Bey de adaylığı devam ediyor. Ona da başarılar diliyoruz. Sinoplu hemşerilerimiz de kendisini izliyordur tabii. Buradan şu da çıkıyor. Mesela vatandaş Büyük Kızık Köyü diye yazmış. Orada bir elektrik alamayan bir evet, Büyük Kızık bizim Dikmen ilçemizin bir köyü. Bu yılda insanlar bunu size sesleniyor. Yani sizin yaptığınız şu canlı yayının başkaları tarafından da yapıldığında aslında belki bir millet olabilir. Bu yaptığınız evet. bu yayın bir millet olabilir. Ya burada şimdi ben demin de ifade ettim. Biz sohbet ediyoruz, insanlarımız dinletir. Böyle bir platform olmadığı için bu zamana kadar evet. bütün gazetecileri bir araya toplayıp bir siyasetçi karşımıza geçip yani bu şekilde şu medeni cesaretle bu kadar şeffaflıkla konuşmadığı için bir vatandaş, köydeki bir vatandaş elektrik sorunu bile şu anda size söylüyor. Şimdi Büyük Kızık'la ilgili şunu söyleyeyim özellikle evet. tabii. Nazım Bey almalıyız, evet. Barış'ı almalıyız, Barış Bey'i işte. Tabii tabii. Ya bu Beyaz Otel Konferans Salonu da bu anlamda ilgili arkadaşlar kullanabilirsiniz. Bakın burası bir bu programla ilgili alakalı düzenlenmiş bir yer değil Mete Bey. Burası bununla alakalı dizayn edilmiş. Yani konuşma, bir araya gelme. Büyük Kızık'taki o hemşerimizle ilgili sorunu Dikmen'e ilgilenen mesleğimiz ki köy şeydi, belediye başkanımız Adnan Bey de gerçi çok duyarlı bir kardeşimizdir. O da ilgilenir. Ama Ecevit Dinç kardeşimizle temasa geçmeleri noktasında şey yapacaktır. Çünkü Ecevit Dinç de çok girişken, atak bir siyaset adamıdır. Kendisiyle biz, benim belediye başkanı dönemde ilçe başkanımızdı. Ecevit Dinç dediği İlgenel Meclis üyemiz. Çünkü Büyük Kızık kendisine bağlı. Yani kendisinin görev ve yetki alanlarında Ecevit Dinç konuyu el atacaktır. Ki kendisinin de bizi izlediğini düşünüyorum. Ve iyi de başarılı da bir siyaset adamıdır Ecevit. Halkın orada tüm taleplerine de karşılıksız kalmayacaktır. Ve çünkü Ecevit köyüne, doğduğu, büyüdüğü memleketine duyarlı olan bir kardeşimiz. Çünkü ben ilçe başkanlığından doğru kendisini çok iyi tanırım.
memleketi içinde, ilçesi içinde gerekeni yapar. Ben Ecevit Bey'in de konuyu el atacağını düşünüyorum. Çünkü kendisinin bizi izlediğini düşünüyorum. Başka arkadaşlar? Ama gelen soruları alabiliriz arkadaşlar. Gelen yani. Soruları söyleyelim lütfen. Şimdi gelen Sinop ilçeleriyle birlikte aslında kültür ve turizm kenti olma için çabalıyor. Bu anlamda yapılan tanıtım faaliyetlerini ya da organizasyonları yeterli biliyor musunuz? Ya da bu alanlara yapılan yatırımlar yerele yapılsa aslında merkezlerde bir şey, hani dışarıda yapılıyor tanıtım faaliyetleri adı altında. Aslında yerelde yapılsa siz yatırımınızı ilçenize yaptınız. Evet. Bunun gibi yatırımlar yapılsa acaba tanıtıma ya da turizme daha fazla etkisi olabilir mi? Şimdi zaten şöyle söyleyeyim. Bu son yıllarda özellikle 3-5 senenin önemli konusu biliyorsunuz bu sosyal medya konusu. Yani reklam zaten kendiliğinden doğan bir şey. Bakın örnek şu mevcut bulunduğumuz projeyle ilgili anlatayım. Buraya birçok ismini ve simasını tanımadığım, bilmediğimiz konuklarımız geliyor, insanlarımız geliyor. Siz de gördüğünüz kafeterya bölümü olduğu gibi tamamen full dolu bir şekilde. En az şu anda dışarıda 250 insanımız var. Tabi haliyle bunlar kendi ait olan Facebook sayfalarından, Twitter'dan tanıtımlar yapıyorlar ve nerede olduklarını konum işaretlemek suretiyle yapıyorlar. Ve doğal bir tanıtım meydana çıkıyor. Ama diğer anlamda sizin sormak istediğiniz soruyu çok iyi anladım. İstanbul'da bununla ilgili tanıtım günleri oluyor. Ben o tanıtım günlerinin ne olduğunu anlam veremedim zaten yani açık konuşayım yani. Neden verelim? Tanıtımımızda da inşallah gerziyi arkamıza alarak balkonda yapsak. Balkonda hava biraz Mete Bey şeydi, onu yapacağız. Ben o tanıtım günlerinde toplanan gelirlerin Silobun Bey ilçelerinin tanıtımı yönünde harcanmasını aslında çok isterim. Çünkü orada belli bir iyi bir meblağlar yatırılıyor, veriliyor ve burada da Sinop'un tanıtılması ile ilgili yani İstanbul'daki ya biz bizi tanıtıyoruz yani açık konuşalım. Yani İstanbul'da tanıtım günlerine kim gidiyor? Tamam, belki o tanıtım günlerinde stand kuran işte Yozgatlı Sivas'ı geliyor ama yani sayıları çok azınlıkta kalıyor. Ama biz Sinop tanıtım günleriyle alakalı yapmış olduğumuz o tanıtımlarda elde ettiğimiz o bütçeyle Sinop ayırmamız lazım, Sinop'u tanıtmamız lazım yani. Bakın ben defalarca bunu ifade ettim. Sinop'un denizi, Sinop'un coğrafi yapısı eşsiz ve emsalsiz bir yapıya sahip. Bakın Antalya diyorlar, Antalya'ya bir sefer veya iki sefer gittiğimi söyledim. Bodrum bir sefer veya iki sefer gittim. Emin olun Sinop'un denizi kadar temiz, millete kadar düzgün, millete kadar candan, ciğerden ve orman örtüsü, coğrafyası kadar ben düzgün bir yer göremedim. Buraların neyine hasret olur insanlar? Neden o Bodrum, Antalya, Kuşadası, Fethiye'ye giderler? Ben bunu anlam veremedim zaten yani. Ama gelin şuraya, şu Sinop'a gelelim. Ya mükemmel Hamsilos, İnceburun, Gerze, Boyabat Kalesi, Efelek Şelaleleri, Dikmen'in çamı meşhur. Gelin Dikmen'in çamında bol bol hava alın. Ciğerleriniz temizlensin, şekeriniz düşsün, tansiyonunuz düşsün, normal bir seviyeye gelin. Bodrum'a gideceksin, 1000 kilometre yol, yol zaten sıcak. Antalya'ya gideceksin, 1000 kilometre. Ya ne gereği var ya? Gelin Sinop'a. Deniz görün. Tabii deniz görün. Yani bu anlamda. Mantı yiyin. Tabii yani buralarda yapmak lazım bunları ve dışarıdan insanları Sinop'a getirmek lazım yani. Bunları ben daha çok yapıcı buluyorum ama o sivil toplum kuruluşlarının kendi taktikleri. Ben tabii kendilerine vazifelerini de hatırlatamam. Böyle bir yetkim de yok ama ben doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Ama bakın şunu söyleyeyim. Ramazan ayında kurulan Esenler'de Bağcılar'da standlar var Mete Bey. Esenler standı bildiğim üzere Sindep 5. Bölge Başkanımız Hamit Koç'un kontrolünde mükemmel bir tanıtım yapıyorlar. Bakın mükemmel. Kendilerinde Hamit Koç'a ve diğer dernek başkanlarımıza, emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Mükemmel bir tanıtım var. Mükemmel bir insan potansiyeli var. Ben de birkaç sefer katılma fırsatım oldu. Katıldım. Hakikaten çok güzel bir şey olmuş. Etkinlik olmuş yani. Başkanım, birçok ilin kendine ait televizyon kanalı var. Biz kanalımız yok. Yeterince tanıtım yapamıyoruz. Neden Sinop'ta bir televizyon kanalı? Bakın bu mesela son zamanlarda internet üstünden, Facebook üstünden özellikle TV kurulabiliyor. Evet. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız biz. Yani bir Sinop TV olabilir, Gerze ile ilişkilendirerek alakalı bir şey olabilir. Bunlar çok önemli yani.
bunların tabii düşünülmesi ve yapılması gereken ve olması gereken konular olduğunu düşünüyorum. 90'lı yani. Yıllarda Sinop'ta vardı yer halinde. Evet. Ya bunların olması lazım yani tabii. Ya şimdi şöyle bakın. Evet Kaan Bey. Sayın Yüksek, şu anda izleyici sayımız, izleyici profilimiz aslında yurt dışına kadar ulaştı. Evet. Almanya'dan Gürhan Tanga diyor ki seçimden çok önce diyor bağımsız aday olacağını açıklamıştı. Şimdi neden vazgeçti de? Evet. Şimdi neden aday olmadığımızı açıklayalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir adayını çıkarttı ve adayını lanse etti. Adalet Kalkınma Partisi Gerze ile alakalı soruyor o hemşerimiz herhalde. Gerze, tamam. Gerze ile ilgili. Adalet Kalkınma Partisi Gerze'de adayını ilan etti. Bağımsız olarak benim çıkmam iki taraftan bir tarafa her halükarda kaybetmesini sağlayacaktı. Belki kaybeden insan bu memlekete çok şeyler verecekti ve müessibi ben olacaktım. Sorumluluğu bende kalacaktı. Kazanan belki ben sebep olmuş olacaktım. Yine bu anlamda vebali bende olmuş olacaktı. Ayrıştıran, ötekileştiren hiçbir hareketi tasvip etmiyorum ve onun için de aday olmadım. Doğru bulmadığım için aday olmadım. Çünkü süreç böyle işlediği için değil, işime böyle geldiği için de değil kesinlikle. Ama iki taraftan bir tarafın kaybetmesine sebep olacak bir insan olma duygu ve düşüncesiyle bir uzun bir süre milletimizin hafızalarında kalmak istemedim. Onun için girmemeyi daha doğru buldum ve tamamen dışarıda kaldım. Evet, başka var mı sorunuz? Arkadaşlar, şimdi Geniş Bey. Arkadaşlar soruları alalım. Ben, bakın şey yapalım. İlk ben belediye başkanlığından sonra. Evet. Belediye başkanlığınız sürecinden sonra hem siyasette hem sosyal ve kültürel alanlarda çok daha fazla aktif oldunuz. Evet. Şimdi Gerzelisiniz ama Türk elinde güreş var, oradasınız. Erfelek'te bir şey var, oradasınız. Evet. İşte bütün ilçelerde varsınız. Merkezde bir etkinlik olduğu zaman varsınız. Birilerinin, bir STK'nın bir şeye ihtiyacı olduğu zaman varsınız. Size talep gelmesine de gerek bırakmadınız bazı şeylerde. Biz de hani basın olarak bunlara şahit olduk. İnsanların yardımlarına koştunuz. Memleket sevdalısı olmaktan başka ileriye dönük siyasi ya da başka bir şekilde bir planınız var mı? Bunu söyledi baştan. Siyasi olarak Deniz Bey ne genel seçim ne yerel seçim olarak hiçbir düşüncem yok, planım da yok. Peki şartlar değişirse? Siyaset yapmayacağımı ifade ettim. Siyaset yapmayacağım. Yani Deniz Bey de diyor ki şartlar değişir. Genel merkezde bu şu konjonktür benim siyaset yapmam uygun bir zemin değil. Yani ben siyaset yapmayacağım. Ya bir teklif geldiğinde değerlendirir misiniz? Teklif milletin teklifi olur. Ama şunu özellikle söyleyeyim. Önümüzdeki ilk beş sene hiçbir şekilde siyasette olmayacağım. Yani ne yerelde ne genelde olmayacağım yani. İşlerimle ilgileneceğim ve diğer sosyal projelerime devam edeceğim. Yani siyasi partinin genel merkezi o diyebilir, söyleyebilir. Ben kendi düşüncelerim, kendi hedeflerim, kendi planlarım. Yani bakın şunu özellikle ifade edeyim. Bir memlekete, bir ilçeye, bir ile hizmet etmek için illa belediye başkanı mı olmam lazım? Milletvekili mi olmam lazım? Bir dernek, bir vakıf üstünden biz bunları fevkalade yapabiliriz. Ki ben bunları yapıyorum, bunları da yapacağım. Başarılı olan belediye başkanına her zaman destek vereceğim. Başarısız ise, yapamıyorsa nasıl yapması gerektiği için de bunu toplum içerisinde değil, birebir anlatacağım. Bunun rencide olmaması için. Ki halk nezdinde de şey olmaması için ama bir makama sahip olmak gerekmiyor arkadaşlar. Memlekete, hemşerilerine, bir topluma hizmet etmek için bir makama sahip olmak da gerekmiyor yani. Milletvekili de olabilirsin, belediye başkanı da olabilirsin. Milletvekili olabilirsin, hiçbir şey yapamazsın. Belediye başkanı olabilirsin, hiçbir şey yapamazsın. Ama bir dernek, bir vakıf da görev alırsın. Ya bir dernek, bir vakıf kurarsın. Orada daha çok şeyler yapabilirsin. Bakın ben şunu söyleyeyim. Samimi olan, gerçek manada ihtiyacı olan, ben tüm hemşehrilerimizin taleplerine kayıtsız kalmadım. Ama şunu da buradan özellikle vurgulamak istiyorum. Kendini farklı pozisyonlara getirerek, ajitasyon yaparak, eğitimi, yaşamsal hayatı, temel ihtiyaçlarını
söyleyerek, ihtiyacı olduğunu söyleyerek yalan konuşanlar da var. Ki ben bunları araştırıyorum zaten. Ve bu insanlara hiçbir şekilde desteğim söz konusu olmaz. Bu insanlar gerçek manada ihtiyacı olan insanlarımızın önünü kapatıyor. Bakın, bu çok önemli. Olmaz, samimi olmak lazım. Belki o yapmış olduğu hareketin ve konuşmuş olduğu yalanın arkasında gerçek manada ihtiyacı olan bir gencimizin, bir arkadaşımızın hakkını yemiş. Hakkını yemiş olacak yani. Ama bunlara bakıyoruz tabii. Sinop'un siyasetini hani 3 aşağı 5 yukarı değerlendirdiniz. Biraz hani bir önüm geçtiğimiz bir 10 yıla bak Sinop siyaset derken mesela Barış Bey, Barış Karadeniz'i Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Tamam muhalefet olabilir ama ben çok onu ılımlı toplumsal birlikteliği sağlayan bir insan da görüyorum açık söyleyeyim mesela. Sinop Belediye Başkanı Barış Bey bu anlamda takdir ettim siyasetçilerden bir tanesi. Şeffaf, anlaşılabilir, konuşabilen ve şu anda iktidar partisiyle de çok iyi anlaşıyorlar. Mesela ben Barış Bey'in Nazım Bey'e Sinop Bey'le ilgili özellikle kendi partilerini, üyelerinden gelen talepleri ilettiğini, Nazım Bey'in buna kayıtsız kalmadığını ve ona da destek verdiklerini de biliyorum mesela. Ama güzel bir hukukları var, anlaşıyorlar. Yani ortak sorun, dert Sinop için mücadele ediyorlar mesela. Bu da çok güzel bir şey yani. Siyasi görüşünüzü, yani siyasi düşüncenizi... Ben sağ görüşlü bir insanım. Siyasi... Ama ben sağ solcu diye insanları ayırmam. Siyasi düşüncenizi söylediniz. Peki bürokrasisini nasıl buluyorsunuz? Bunu doğru bulmuyorum. Sinop il bürokrasisini açık net konuşalım. Hem yatırımcısınız. Evet. Buraya yatırım yapıyorsunuz, bazı engellerle karşılaşıyorsunuz. Bunu ben il geneli soruyorum. Sinop'un bürokrasisini nasıl buluyorsunuz ve nasıl olmalı? Şimdi Sinop bürokrasisinin birçoğunu doğru bulmuyorum açık konuşayım. Yani özellikle il müdürleri konusunda. Çok projeci, çok atıl. Mesela bak bir örnek vereyim. Bizim Gençlik Spor İl Müdürümüz vardı Mustafa Çelik. Rize Gençlik Spor Müdürü oldu. Çok başarılıdır. Çok çalışkan. Bak Rize'de neler yapıyor örneğin. Kazım Hoca'yı demiyorum. Kazım Hoca da çalışkan bir il müdürümüz. Ama il müdürlüğü konumunda başarılı olmadığı, olmayan ve Sinop'a zerre kadar faydası olmadığı inandığım bürokratlar var. Açık ve net ifade edeyim. Bu siyaseti, bu siyasetçileri değerlendirmeleri lazım. Bu siyasetçileri milletin faydası, yararı için kullanmaları lazım. Şu andaki bu siyasetçiler güçlü, başarılı. Bürokrat projeyi yapacak, desteği kimden isteyecek siyasetçiden? Siyasetçi desteği nereden alacak? Ankara'dan. Mevcut, her şey var. Proje çıkartın, proje yapın. Siyasetçi bürokrata, kardeşim proje yap. Proje çıkar diye baskıda bulunmayacak. Niye proje yapmıyorsunuz diye talepte bulunmayacak. Bürokrat çıkartacak. Siyasetle bürokrasinin arasında bir kopukluk var mı sizce? Ya kopukluk derken kopukluk olamaz. Kopukluk diye bir şey olmaz. Daha milleti olur olan. Ya şimdi siyasetçi uğraşıyor memlekete bir şey yapmak için. Bürokrat geriden asılıyor buna örneğin mesela. Yani bu olmaz, bu doğru bir şey değil. Vali nasıl buluyorsunuz? Vallahi Vali Bey'i ben çok tanımıyorum. Tanımadığım için çok da bir şeyde konuşmak istemiyorum. Siz buraya davet ettiniz mi? Geldi mi? Ziyaret ettiniz mi? Davet ettik, gelmedi. Ben kendisiyle telefonda görüştüm. Hatta telefonla aradım. İkramda bir telefonla talep etmiştim. Beni de cep telefonundan dedi, niye arıyorsun dedi. Dedim, Allah. Nereden arayacağım ben sizi? Dedi ki sekreterinden arayacaksın. Benim için konu kapanmıştır yani. Orada kapattım. Tabii. Ya. Çünkü neden? Ya ben bırak onu. Yani bir bu bir partide geçmiş dönemde belediye başkanlığı yapmamı bırak. Bu memleketin bir çocuğuyum ben, insanıyım ya. Buraya bir iş. Yani tabii. Yani burada bir şey var. Bakın yapılan bir eser var. Milletimize, vatandaşımıza faydalı. Her şeyden önce kültür turizm adına tanıtımıyla alakalı muazzam bir şey var. Gelmedi. Kendisiyle de o telefonda konuşmamız oldu. Beni dedi cep telefonundan neden arıyorsunuz dedi. Dedim ki nereden arayacağım ben sizi? Dedi ki sekreterinden. Dedim ki ben senin sekreterinden aramam. Yani ben bu ilde belediye başkanlığı yapmış bir insanım. Hadi onu da aldık bir kenara. Ben oldu ki ölüyorum. Bir trafik kazası geçirdim. Ölüyorum. O arada can havliyle
Senin telefonunu denk geldi, onu çeviriyorum canım. Devletin valisisin ya. Sonra sen tabii vali olmakla yani, vali olmak çok insanlardan, toplumdan bir aman bir farklı olan bir insan değil. Cumhurbaşkanı valilerle ilgili talimatı var. 7-24. Yani 7-24. Ben şimdi seni aradım, deminki söylediğim gibi bir trafik kazası geçirdiğimi düşünün Mete Bey. O arada Canavli ile valinin telefonu denk geldi. Arıyorum. Evet. Ben ölüyorum vali bey. Beni niye cepten aradı mı diyecek yani. O öyle yani. Ben çok tanımıyorum kendisini de. Kendisiyle de çok münasebetim de yok. Bir şey de demiyorum, bir şey de demek de istemiyorum. Bunun ekonomisini nasıl buluyorsunuz? Nasıl? Ekonomisi. Ya tüm Türkiye'de bir, dünyada olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi Sinop'ta da ciddi sıkıntılar var Deniz Bey. Yani Türkiye'nin genelinde olan sıkıntı. Biliyorsunuz zaten Sinop ekonomisi 30-60-90 gün dediğimiz, yani o Haziran veya Temmuz, Ağustos, Eylül dediğimiz bir turizm ayı, 3 ay. Bu 3 ayda payına düşen, hakkına düşen neyse onu almak için bir çaba gösteriyor esnaflarımız. Ve 3 aylık o ekonomiyle de hayatlarını, borçlarını, kredilerini, çeklerini ödemeye çalışıyorlar. Aslında bunun daha çok yaygın olarak istihdam alanlarının, deminki dediğim desteklemelerin yapılarak ekonominin düzeltilmesi lazım. Ama önce Türkiye'nin ekonomisinde bir an önce düzelmesi lazım. Bakın sokağa çıkıyorsunuz, insanlarda bir huzursuzluk, mutsuzluk, bir gerginlik, bir tereddütlük var. Bunu derhal bir şekilde çözülmesi lazım. Ötelenmesi lazım. İnsanlar evinde çoluğuyla çocuğuyla huzurlu olması lazım, mutlu olması lazım. Yani düğüne giderken bile insanlar huzursuz gidiyor, örneğin. Sinop mutlu bir kent mi sizce? Valla mutlu şehir diyorlar, mutlu kent diyorlar ama ben neden mutlular anlamadım yani bu işi. Yani mutlu olabilecek ne var? Bakıyoruz insanlar açısından. Evet, bir mücadele var, mücadele oluyor. Sayın ama... Başkan, o konuda ben Deniz Bey araştırma yaptım da yani mutluluğu şey diyeyim artık. Yeşil reçete çok biliyor musunuz Sinop'ta olan yani? Reşil... Stres hafı, psikolojik yani böyle gittiğiniz zaman psikologlara yeşil reçete kullanan çok yani. Mutlu demek, hakiki mutlu oluyorlar. Yani şeyinde öyle oluyorlar demek. Evet. Öyle mi? Sinop'ta yüzdelik olarak en fazla antidepresan kullanan illerden evet. Biri. Yani Allah Allah. Yani. Başka ne kullanıyorlar yani antidepresan? Mutlular işte. Mutlular, mutlu oluyorlar. Yani peki siz Sinop'ta yaşamakta mutlu musunuz? Vallahi ben Türkiye'de yaşamaktan mutluyum. Benim Türkiye'de Şırnak'ta da yaşasam mutluyum, Diyarbakır'da da yaşasam da mutluyum. Çünkü benim yapım gereği bir yerle bir bağdaşmam, bir yerle bütünleşmem çok uzun sürmüyor. Bütünleşebiliyorum. Bir tabir var ya, işte deli deliyi nerede olsa bulur muhabbeti. İl geneli en büyük eksiklik ne? Sinop'un en büyük eksiği nedir sizce? Sinop'un eksikliği nedir? Biz sizlere geliyoruz yine yani. Ama bununla ilgili de tabii çözülmesi noktasında da gayret de var yani. Bak tam işsizlik var. Bunu şimdi ben yok dersem millete yalan konuşmuş olursun. İşsizlik var ama bunun çözümü noktasında da bir şey de var. Bir mücadele de var. Ortaya konulan bir hareket de var. Bir ruh da var yani. 28 kişi İl Özel İdaresi'ne 28 kişi evet. Alacaktı. 547 kişi müracaat etti mesela. Ama o 547 kişinin içinde tamamı işsiz mi? Çalışıp da müracaat edenler de vardır. Üzerleri daha iyi, devlet kurumu falan deyip düşünerek de müracaat edenler de olabilir. Tabii şey yapmıştı yani. Yani o 547'si hep geniş boşta... Geniş bir müracaat var. Apartmanı olan da müracaat etti. Yani işte onu demek istiyorum. Girdi. Apartmanı olan da girdi tabii. O kadar evin apartmanı vergisi var, şey var. Bunlar zor o derece tabii. Evet. Evet Mustafa Bey size gelmiyor mu bir soru? Yani programı... Ama şimdi one minute dersiniz diye ben bir şey... Yok one minute yok bizde. Biz Türkçe one minute falan yok bizde. Bana bir soru var. Buyurun Ercan Beyciğim. Gezdiğimizin yani, sesi. Bir hemşerimiz Asım Çömlekçioğlu. Evet. Karadeniz sahil yoluyla ilgili ne yapılabilir turizm konusunda diye bir soru sordu. Şimdi Karadeniz sahil yoluyla ilgili Asım abi çok sevdiğim bir abimdir benim. Anladım sorusunu. Şimdi Yakakent ile Gelze arasında biliyorsunuz bu Karadeniz sahil yolu daha çok yoğun yaşanılır geçti orada. Orada karayollarımızın özel sosyal tesis olarak ayırmış olduğu yerler var. Ama talep de var karayoluna buraların kiralanması ve sosyal tesis yapılması noktasında. Orada anladığım kadarıyla bir
kayıtsızlık var, bir ilgisizlik var. Bu ilgili durumun bir an önce taleplere cevap vermesi gerekiyor herhalde anladığım kadarıyla karayolunun. Orada çünkü 4 tane sosyal tesis yeri ayrılmış karayolu. Ki Asım abinin de anlatmak istediği, söylemek istediği de bu. Bir an önce oraların sosyal tesis ağıyla örtüşmesi lazım. Ve talep edilen vatandaşlarımıza kiralamak suretiyle taleplerine cevap verilmesi lazım. Bir sorusu daha var. Evet. İstanbul'da yatırımlarınız olmasına rağmen Sinop'ta Gerzemiz'de hız kesmeden yatırımlarınıza devam ediyorsunuz. İstihdam oluşturuyorsunuz. Buradan büyük kentlerde yaşayan Sinoplu iş adamlarının memleketimize yatırım anlamında tavsiyeleriniz ne olur? Şimdi bununla ilgili bizim iş dünyasında kurulmuş birçok STK'mız var. Ve hakikaten çok başarılı iş adamlarımız var. Kendini bu anlamda kanıtlamış abilerimiz, büyüklerimiz var. Burada demin de ifade ettim bunu. Yani samimi olmak lazım, işten olmak lazım, istemek lazım. Yani derneğin çoğaltması işte iş dünyasıyla alakalı derneklerin çoğalmasından bir şey olmaz. Bu derneklerin bir araya gelerek o güçlenmesinden memlekete bir şeyler olması lazım. Bakın hala tekrar şunu söylüyorum. Sinop'un başlıca sorunlarından bir tanesi konaklama sorunudur, otel sorunudur. Gelelim buyurun, davet ediyorum ben. 10 tane iş adamı bir araya gelelim, 400 yataklı, 500 yataklı, gelin otel yapalım. Büyük, plajlı. Sinop merkezi. Gelin, en büyük temel sorunlarından bir tanesi özel hastane. Gelin özel hastane yapalım. Yani o, yani sağda solda konuşmayla olmaz bu işler. Gelecekler, bununla beraber bütünlük sağlayalım. Bakın, Nazım Maviş'az böyle bir siyasetçi var elimizde, yanımızda. Ki her türlü desteği vereceğine de eminim. Gelin arkadaşlar bu fırsatları değerlendirelim. Sağlık Bakanlığı olan diyaloglarını biliyorum. Tüm bakanlarla bu ilgili bu projelere destek verecek bakanlarla çok iyi ilişkileri var Nazım Bey'in. Hadi buyurun. Gelsin o iş adamlarımız. 10 tane iş adamı bir araya gelelim. Ve bu özellikle konaklama ile ilgili oteli ve özel hastaneyi yapalım. Varım diyorsunuz. Tabii kesinlikle varım. Bakın buradan da sizin aracınızla Çar'da bulunuyorum. İstanbul'da sivil toplum kuruluşu, iş dünyasıyla ilgili kurulan bütün sivil toplum kuruluşlarına ve üyelerine, başkanlarına çağrıda bulunuyorum. Samimilerse gelsinler yapalım beraber. Gelelim sizin huzurunuzda da bir toplantı yapalım. Bir bütçe, bir fizibilite çalışmalarını yapalım. Otelin, özel hastanenin hangisinden başlanacaksa, ki öncelik aslında özel hastane olmalı ki benim bununla ilgili isteğim var. Özel hastanenin yapımı, meydana gelmesi, ihtiyaç olan ekipmanların sağlanması noktasında nasıl bir bütçeye ihtiyaç var? Bunun fizibilitesini yaparım. 10 tane, 15 tane iş adamı bir araya gelelim, gelin bu özel hastaneyi yapalım. Sinop'un hangi neresine diyorlarsa yapalım. Problem yok. Hadi buyurun buradan ben size vasıtanızla kendilerine çağrıda bulunuyorum. Yani defalarca söyledim arkadaşlar, yanlış anlamayın. Yani yemek yemek, işte kahvaltı yapıyoruz. Efendim Tirit'te bir aradayız. Efendim mantıda bir aradayız. Davul zurna. Yani bunlar değil arkadaşlar. Vizyonist olmak lazım. Medeni cesareti ortaya koymak lazım. Cesur olmak lazım. Bunları yapmamız lazım. Olması lazım bunlar yani. Evet. Başkan, konumuzun öne spora tabii gelmiş. Gerze spor için çalışmalar var mı? İyi yerleri görebilecek miyiz diyor. Gerze spor derken Mustafa Bey, Gerze Belediye Sporu var, Gerze Gücü var. Uğur Çaban diye bir izleyicimiz Gerze Spor diye yazmış. Yani ya biz şimdi demin onu söyledik. Yani STK'larımızın talepleri müracaatlarına kayıtsız kalmıyoruz. Gerze'de spor aktivitesi içinde olunan bütün gençlerimize, kulüplerimize, kulüp başkanlarımıza desteğimizi zaten veriyoruz. Ama tabii bunun da müracaat edilmesi gereken yerler var. Eğer Gerze Belediye Spor yönetiminde veya Gerze Belediye Spor'dan bahsediyorsa arkadaşımız, ama ben geçen de yeni Gerze Belediye Spor Başkanı olan Cengiz arkadaşımızın bir talebi vardı, geldi. U15'lerle ilgili forma talebi vardı. Kendisine dedim ki Cengiz'ciğim, sen belediye başkanıyla bu konuyu görüş. Belediye başkanına uygun görüyorsa ve benimle gelip görüştüğünü kendisine de söyle. Cevat Bey uygun görüyorsa ben U15 ve U14 veya U16'nın eksik olan formaları, talep ettiğiniz bu malzemelerinizi temin ederse veririm. Ama belediye başkanına görüşün, bir onay versin, en azından konuyu bilsin. Çünkü hem sen kendi başına bir şeyler yapmış
olma. Hem de ben senin talebine kayıtsız kalmamakla beraber belediye başkanında bilgi sunulmasının daha doğru olduğunu düşünerek kendisine söyledim. Bu arkadaşımız hangi spor kulübünden bilemiyorum. Tabii onu yazarsa ona göre de konuşur söyleriz. Sorusuna cevabı veririz yani. Ama sporla ilgili hiç problemimiz yok. Gelze'de yapılması gereken tüm sosyal aktivite, kültürel aktiviteler her türlü şekilde destek vereceğiz. Şimdi bu akşamlık artık Sayın Başkan, bir saati geçtik yaklaşık. Evet. Yani toparlayalım. Şöyle. Problem yok Mete Bey. Sabaha kadar programı yapabiliriz. Biliyoruz, sizi biliyoruz. Ama Fuat Bey'in bir sorusu var. Öyle bir hazırlığı vardı. Varsa, sorusu olan arkadaşlarım varsa alalım. Yoksa... Arkadaşlar soruları alalım tabii. Yok. Rahman Bey sizin bir sorunuz yok. Güzel dinliyorsunuz bizi. Anlattınız başkanım. Ama olsun, soru varsa gelsin sorun, biz cevaplayalım. Burada güzel bir Sinop'un nadide basınıyla bir araya geldik. Ne kadar güzel sohbet ediyoruz mübarek Ramazan ayında. Nasıl, geliş gidiş oluyor mu? Girip çıkıyorlar mı yani? Kanal isminde bir dinleyici, benim bir projem var diyor. Sayın Başkan'la görüşmek isterim. Her zaman. Benim bana ulaşmak o kadar basit ve buradan sizlerin vasıtasıyla da cep telefonumda paylaşmak istiyorum. Ben böyle şeffaf bir insanım. O arkadaşımız da kaydederse sevinirim. Cep telefonum 0532 407 90 79. Tekrarlıyorum. 0532 407 90 79. Günün 24 saati, istediğiniz saatte arayabilir, mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Doğru, hiç problem değil arkadaşlar. Evet Kaan Bey. Şimdi biraz önce Mustafa Bey sporla ilgili bir soru sordu. Aslında bu Gelze için değil, tüm Sinop için böyle. Sinop sporda da veya sporun hiçbir dalında, futbol olsun, basketbol olsun, voleybol olsun veya diğer kültürel çalışmalarda da Sinop hiçbir yerde ön planda değil. Türkiye'de ben zannediyorum ki en az tanınan illerden biri de Sinop'tur. Bu sporda. Çünkü sporda evet. Da kültürel çalışma hiçbir şeyle yani Sinop'un adı ön plana çıkmıyor tüm Türkiye'de. Bunu neye bağlıyorsun? Niye Sinop? Yani bu birbirine tutkun olmamasından mı Sinop? Tabii yani şimdi Sinop Spor Kulübü özellikle bu yakın zamanda çok ciddi bir başarı sağladı ama tabii devamı noktasında çok bir duruşta sergilemedi. Rahman Bey de bildiğimiz kadar Sinop Spor'un yönetiminde, Mete abimiz de onu ciddi takip eden eski Sinop Spor yöneticilerinden. As başkanlarından bir tanesi. Tabii Sinop yani spor şu Kaan Bey, bir maddi destek. Futbolcu primleri, futbolcuların deplasman idare ve sevkleri ve bununla ilgili diğer ekipmanların temini ve tesisi noktasında bunlar önemli olan bir şey. İşte yine iş adamları noktasına gelir. İş adamları buraya her halükarda ilgi göstermesi lazım. Yani bir kişi iki kişinin göstermesiyle değil. Tabii bu anlamda da Sinop Spor yöneticilerinin de bununla alakalı her türlü şekilde baskın hareketi uygulaması lazım. Baskın hareketten kastım şu, iş adamları gidecekler. Vermeyen, destek olmayan iş adamını da afişe edecekler. Bu kadar net söylüyorum. Bunlar olmalı. Peki ben size basına bir soru sorayım. Son zamanlarda Gelze'de baz istasyonları oluyor, çoğalıyor. Bakıyor musunuz? Görüyor musunuz? Dikkat ediyor musunuz ona? Evet. Ediyor musunuz? Türkcell'in, Vodafone'un ve baz istasyonları, bazı evlerin çatılarına baz istasyonları görüyorum ben. Evet. Siz takip ediyor musunuz bunları? Yok, biz Sinop'ta yaşadığımız için Gelze'deki arkadaşlarım takip. Evet, yani neyse bu vesileyle artık bir takip edin. Bakalım hayırlı mı olur, doğru mudur? Vatandaşımıza sağlık açısından yararlı mıdır? Bize ne fayda sağlar? Vatandaşlarımız sağlık açısından yararlı değil. Anlaşılan bununla ilgili size bayağı bir şikayet gelmiş. Çok. Çok şikayet var. Yani bir haftadır yoğun bir şey var. Şikayet var bununla ilgili ama tabii benim yapabilecek bir şeyim yok ama çok ısrar etti bir hanımefendi bu akşam. Şimdi gelen bir soru var bana. Bunu dedi basın mensuplarıyla paylaşmanız lazım. Ama burada paylaşırken şunu söylüyorum. Zararı artı eksi yönündeki araştırmak basının görevidir. Bununla ilgili ben çok içtihatlara sahip değilim. Bilgiye de sahip değilim ama. Açıyor. Bazı istasyonları biliyoruz. O konuda araştırmamız olmuş daha evvelden. Vodafone zaten Sayın İl Başkanı.
Siz de bizi uyarmış olun, biz de bakalım. Yok, il başkanını falan bilmiyorum ben, hani onun mudur ya, değil midir ama yok, olabilir ama Vodafone'un genel müdürü gelip bir vazisyonu, Uğur Gülüyorsun kurmuyor ki vazisyonu. Ya onu söylemek lazım. Ya, yok yani onun bilgisi olun. Olduğunu düşünmüyorum ben. Siz de hatırlatmış olun, biz de bir bakalım. Tabii yani Mete abi diyor tabii şimdi vazisyonu ama vazisyonları Vodafone'un genel müdürlüğünden, bölge müdürlüklerinden yapılan bir yatırım. Benim bildiğim öyle oluyor değil mi? Bir de o kafasına göre getirip koyamaz öyle. Şimdi oradaki temsilci, bizim bu eksikliğimiz var. İyi çekmiyor mesela. Şu bölge ölü bölge, burada çekmiyor. Anladım. Baz koymamız gerekiyor diye anladım. Geliyor, ona doğru anladım. Geliyorlar. Anladım. Ona Erkan Bey, evet bir sorunuz vardı. Başkanım, Gerze'den Erfele'ye gelirken Lala'dan sonra yol çok dar, tehlikeli ve virajlı orman yolu. Genişletme çalışmaları olacak mı demişler. Evet. Siyaset yapmayacağım diyorsun. Yakup Bey ilgilenir. Evet, geliyor. Meclis Başkanımız ilgilenir. Başkanımız ilgilenir. Duyarlıdır. Biz şimdi sosyal medyadan canlı yayınız mı? Yani Meclis Başkanı farkındaysanız Erkan Bey makamında oturmuyor, görüyorsunuz değil mi? Evet, efendim. Bak, bütün ilçelerin köylerini geziyor. Bakıyor, dolaşıyor tüm şantiyeleri. Neden? Eksikleri görüyor, yapılması gerekenlere bakıyor. Böyle çalışkan bir Meclis Başkanımız var yani. Evet. Şimdi bu şansı. Arkadaşlar, ben dedim ki Sayın Başkan, toparlayalım. Tabii soru yoksa. Dediniz ki ben siyasette yokum. Evet. 5 sene yokum evet. Dediniz. Değil mi? Öyle ya dedi. 5 sene derken siyaseti şu anda düşünmüyorum. Biz arkadaşım da ben de aynı şeyi söyledim. Dedi ki ilerideki konjonktür değişir, bir talep olur, bir şey olur. Ben var mısınız, yok musunuz o anlamda? Alttan geldi. Yine de bir açık kapı bırakın diye düşünürüm ben. Yani yok, açık kapıyla alakalı yok. Ben düşüncelerimi, ben kesinlikle yokum, evet. İşte milletin aklına şu gelir şimdi sonra izleyenler değil mi bizi? Ya bu iş insanı, oturmuş gazetecilerle orada Ramazan sohbeti mi yapalım dedi, canı çekti. Ben bugün biz şeyin programın başında dedim, biz sohbet edeceğiz, milletimiz Ramazan izleyecek sohbeti. Dedi. Tabii, milletimiz izleyecek bizi. Öğrenmek istediklerini, sormak istediklerini soracaklar. Biz bildiğimiz, tecrübelerimiz dahilinde cevap vereceğiz. Kimseyi kırmadan, dökmeden, üzmeden. Verdiniz, güzel bir program. Yani teşekkür neyse ederim. Ona şey yapacağız. Programlarınız yani. İçin arkadaşlarımıza emek verdiler. Yarın mübarek. Kaan Bey ama bu sorusu var Mete Bey. Kaan, ısrarla soru geliyor diyor. Buyurun, teşekkür ederim. Kaan genç ve yeni bir gazeteci. Hep Sinop siyasetini konuştuk. Biraz da ulusalı konuşalım. Kısa bir süre olsa da. 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri hakkında ilk başta söylemiştim. Onu söyledim. Hak yerini bulur. Doğru neyse illaki tekerrürle şey yapacaktır. Halkın teveccühü, İstanbullu seçmenin teveccühü. Ben şimdi onunla ilgili bir şey söyleyemem. Doğrusunu 23 Haziran akşam hepimiz birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Sonuçlarını alacağız tabii yani. Ama benim de tabii burada böyle güzide basınla bir araya gelmişken bu basın mensuplarına da söyleyeceğim birkaç şeyimiz var. Tabii biz tanıtım reklam derken burada basın mensuplarımıza da çok ciddi anlamda şeyler düşüyor, görevler düşüyor. Ama tabii basının da kendine göre temelde bir ekonomik ihtiyaçları var. Basının da bu anlamda çok ciddi desteklendiğini. Bin tane yerel gazete kapatıldı Türkiye'de. Evet. Yani düşünmüyorum. İşte Sinop'ta da aslında en ezilenme eksik durumlardan bir tanesi de bu. Ve bunun da bir an önce yerine getirilmesi, cemiyete özellikle destek vererek cemiyet üstünden ilçelerdeki internet haber sitesi ve gazete çıkaran bütün basınımıza da destek verilmesi lazım. Bu da bir eksiklik olarak görüyorum. Ama Mete Bey'i Sinop'la ilgili çalışmalarında, Mustafa Bey'i Gerze Gündem takdir ediyoruz. Vitrin Haber, Serhat Özşahin'i çok sevdiğimiz bir abimiz, gazetecimiz. Sinop Ajansı zaten bu agresif, net çıkışlarıyla hiç bir anda asparagaz haberlerle bütün hemşehrilerimiz tanıyor. Kendisini de çok takdir ettiğimiz gazeteci, aykırı gazeteci dediğim aslında benim Deniz'dir. Yani gazetecilik aslında aykırılıktır. Onun başından da çıkıyor. Mete abi tabii. Mete abi üstad. Mete abinin çok yıllar
yıllara geçti bu işlerde. Bizim de sağ olsun o da kırmadı bizi. Tabii tabii. Ben aslında şunu istiyorum. Hepiniz birbirinizden değerlisiniz. Birbiriniz aranızda aynı meslektensiniz. Meslek dostusunuz. Meslek sofranız aynı, ekmeğiniz aynı. Her zaman bu abi kardeşlik, dostluk bağlarınızın birbirinizin daim olmasını isterim. Çünkü arkadaşlar hayat o kadar uzun gözüküyor ama göz açıp kapamayla mesafesi o kadar yakın ki dün ne oldu, bugün ne oldu, yarın ne olacağımla geçen bir hayattayız. Yani diğer bir tabir var. Hayat bir bilmece, çözene gündüz, çözemeyene gece. Hepimizin ne olacağı, nerelerde olacağı belli değil. Önemli olan sağlık, önemli olan muhabbet, önemli olan dostluk. Bizler kardeşliğimizi, abiler abiliğini bilecek ve birbirimize saygı, sevgi, hürmet çerçevesinde birbirimizi saracağız, sarmalayacağız, destek olacağız. Deniz Özen'e çok teşekkür ediyorum. Erfelek Güncel Haber Erkan kardeşime teşekkür ediyorum. Gezdenin Sesi Fatih Bey'e, Fatih abime çok teşekkür ediyorum. Fatih abinde hakikaten çok emeği var bize. Allah razı olsun. Rahman Cangül kardeşim her zaman Facebook'uyla, kendini öz sosyal medya ekipmanları, araçlarıyla Sinop'ta Sinop'un sesini duyurmaya çalıştı. Ben Rahman kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Haber Gelci'ye, değerli kardeşim Kaan Töngelci'ye çok teşekkür ediyorum. Kaan Töngelci de Fatih Bey'in yetiştirdiği iyi bir gazetecidir. Sağ olsun Fatih Uysal'a da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kaan gibi bir kardeşimizi yetiştirdiği için. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Her zaman birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diyorum. Yakın bir tarihte icra edeceğimiz zamanda Ramazan Bayramı'nı sizlerin vesile tüm hemşehrilerin Ramazan Bayramı'nı içten duygularımla tebrik ediyorum, kutluyorum. Mevlam onlara sağlık, sıhhat, çoluk ve çocuğuyla bir asılıyla yaşam nasip etsin diyorum. Ve saygılarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun, katıldığınız için, geldiğiniz için diyorum. Size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Evet arkadaşlar, programımızı burada sonladık. Evet. Bizi izleyenlere de çok